Canlarım canım arkadaşlar. Yılbaşı ağacı gibi adeta öyle değil mi? Gerçekten saçında yılbaşı ağacına karıştı. Eski yıl sona erdi. Yepyeni bir yıl geldi. Demeye çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz bu geçtiğimiz yıllar boyunca, seneler boyunca birbirimizi ne kadar iyi tanımışız bu çocukla. Arkadaşlar 23 arkadaşlar. Yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ve beraber büyüdük kız. Ya öyle mi kız? Bu 23 yılın... Arkadaşlar bu kelimeyi desem. Kız ne onlar? İyiyim kız senden de. Bu 23 yılın 6 yılında bizim birlikteliğimize arkadaşlarımız da ortaktı. Evet canlı. Ve şöyle bir şey var. 6 yıldır hiç çekmemişiz arkadaşlar. Birbirimize kadar iyi tanıyoruz. Değişik olmuş. Ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle siz bizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Birkaç sorum olacak. Biz neyiz? Bu kızla biz neyiz? Bu kız ayrı kız oldu. Evet her şeyi yedim ama. Bu kadınla. Öyle değil. Ne? Buse ile ben neyiz arkadaşlar? Evet. Bir. Benim kaç çocuğum var? Google'a beni tanıyan, beni merak eden insanlar Google'a bakın ne yazmışlar. Gül ablanın kocası var mı? Gül abla evli mi? Gül ablanın bilmem nesi arkadaşlar. Evet. Sizi ne kadar tanıyorsunuz? Tanımak için Google'a sormanıza gerek yok. Aşağı yorumlara yazın. Ben size her şeyi anlatacağım. Tamam arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gül abla meşhur uzun girişleri yap. Evet şimdi ilk sorumuz geliyor. Sen buraya benim cevabını yazacaksın. Ben buraya senin cevabını yazacağım. Hadi bakalım. En sevdiğiniz yemek. Tamam. Yani sen benim en sevdiğim yemek. Seninki. Ben kendimkini yazsam olmaz mı? Onu ben yazacağım Gül abla. Senin en sevdiğin yemek. De hepsi. Her şeyi çok seviyorum. Hayır bir tane çok sevdiğim var. Seninkini bilemiyorum asıl ben yani. Hadi ya. Ay çok zor çünkü. Arkadaşlar çok ikimiz de yemek yapmayı seviyoruz. Ve mutfağa girince ne yaparsak. Ay Buse'cim. Bir şey diyeceğim. Senin en sevdiğin yemek yok. Yok. Yok mu? Yani yemiyorum ben de. Hayır yani. Bence hiçbir şeyi en çok sevmiyoruz. Hepsi eşitir. Hepsi senin bebeklerin. Ne bir şey yazmak zorundayız. O zaman ben. 3, 2, ne yapıyorsun? Dur daha sayı sen hemen. 1. Ne yazdım? Göster. Anne çorbası. Ben. Senin kendi çorbaları yani. Ben. Evet. Ben kendi yaptığım çorbayı seviyorum Buse. Allah aşkına böyle bir desene şöyle. İtalya'da yediğimiz pizza. Paris'te yediğimiz et. Ya yazacaktım onu da. Bunları desene Buse'cim. Bir kere yedin için onu. Doğru mu? Bir. Bu kendi yapalım. Bu da yanlış. Bu da yanlış. 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 Sıfır sıfırız şu anda. Arkadaşlar birbirimizi hiç tanımıyormuşsunuz. Ya çok yapmak yapalım ya. Her, senden her özel günde istemez miyim? Evet. Geçtik ikinci soruya. Zor. En sevdiğimiz YouTube kanalı. Senin mi benim mi? Benim. Seninkini yani. Ben yazacağım. Çok kafam karışıyor arkadaşlar. Çok zormuş gerçekten. En sevdiğim YouTube kanalı benim. Senin değil benim. Pardon. Ne? 3, 2, 1. Sen bildin. Bildin mi? Sıkıntı seviyorum. Sen bildin. Arkadaşlar yani Adolf sen... kanalını sadece kopya çekmek için izliyorum. Ama olsun seviyorum. Güzel, kaliteli. Tamam. Doğru değil mi? Doğru diyebilirim. Tamam. Yani en sevdiğim kanal evet o olabilir. Evet. En kaliteli bulduğum kanal diye. Çünkü sen arkadaşlar sevmez Buse ablanın kendi kanalları haricinde başka kimsenin kanalını sevmez ama bu kanalı seviyor. En sevdiğimiz film. Film dizi olur mu? Hayır. Dizi? Hayır. Yazsana hem yok dizi yazamazsın hayır. Sadece film yazamazsın. Olur bence dizi. Hayır. İzlemediğin film olur. Hayır. Hayır. İzlediğin mi olacak? İzlemediğin film nasıl sebeplerim ya? İzlemek istiyordun ya geçenlerde film aklıma geldi. Hayır. Son kararım. 3, 2, 1. Doğru. Doğru değil mi? Ne? Ya benim aylarca telefonumda masa üstü telefon olarak kalamadı mı? La La Land. O benim de bir kere. La La Land. O bir kere benim de. La La Land beni de bir kere. Senin bu. Onsa hayır. İkisi yarışır birbiriyle. Bu değil. Ben doğru bu. Sen aylarca, yıllarca ömrümü yediniz bu Harry Potter'ın her şeylerini toplamak için. Bilemedin ya. Arkadaşlar skoru siz tutun. Bir dakika. Arkadaşlarına sorsam bu soruyu onlar da Harry Potter diyecekler değil mi arkadaşlar? Gül abla en sevdiğim film... Bir kere Harry Potter film değil, film serisi. En sevdiğim film La La Land. Arkadaşlar annem bilemedi, ben bildim. Lütfen skoru siz tutun, yorumlara da yazın. En sevdiğin oyuncak. Markası değil bak, oyuncak. Spesifik bir oyuncak. Nokta atışı. Mesela? Cici ve Lasso olmuş alıyorum mesela. Ha öyle, spesifik değil spesifik. Yani bu. Diyorsun. Marka değil diyorum. Spesifik diyorum ama. Cici ve bir marka zaten. Cici ve Lasso olmuş alıyorum. Bu bir Cici ve Lasso olmuş modeli. Lolbeck'ten dans ediyor. Ya lol OMG'si var, lol bilmem nesi var, saçlısı var. Tamamdır. Bebeği var. Senin değil mi? Senin en sevdiğin olacak değil mi? Ancak kavrayabiliyorum arkadaşlar. Bu senin sevdiği oyuncak Harry Potter. Ya! Yeter! Yeter! Wow! Bence nokta atışı yaptım arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar
arkadaşlar çok şükür elhamdülillah 3 tane olduğu için karıştırıyorum. Bu poyrazın en sevdiği oyuncakları yapacak. Çok güzel dedi. Frekanslar karıştı. Yavrucuğum. Evet, tamam. Doğru mu? Doğru. Doğru. Meriç'e ben kimim ya? Tanırıyor musun beni? Kızılım ben seni. Peki söyle ne? En sevdiğin oyuncağı söyle arkadaşlarımıza. En sevdiğim oyuncak tüm roller. Roller sen herhangi bir rolü kabul edelim. Tamam. Barbie bile kabul ederdim. Our Generation'da. Zeka küp. Zeka küp oyuncak bile değil ya. Ne? En sevdiğimiz özelliğimiz. Yani benim kendimin en sevdiği özellik. Senin kendine en sevdiği özellik. Bunu bulmaya çalışacağız. Ben sevgili yapmayacak mıyım buraya? Evet. Ama yazarken şunu düşüneceksin. Buse'nin acaba kendi en sevdiği özelliği nedir? Diyeceksin. Sen diyeceksin. Bana yazacaksın. Çok konuşmayı sever mesela. Heh, doğru. Hadi yazar. Tamam. Doğru değil de. Değil mi? Hayır ama mantık doğru. Düşünce tarzı doğru. Bu senin kendinde en sevdiği özelliği. Tamam. Buldum ve yazdım. Aslında bir sürü var da bu en başta geliyor. Bakın arkadaşlar kesin kötü bir şey yazdı. 3, 2, 1. Doğru. İlk defa bildi. Evet. Yaratıcı. Sen de biraz acaba feedback verebilir misin? Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok arkadaşlar. Doğru. Tamam. Bir tane sorma yeterli. Arkadaşlar yorumlarda skor bekliyorum. Tamam. En sevdiğin hayvan? Senin. Evet. 3, 2, 1. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Doğru mu? Şu sevgilisi bir yana yazık değil. Doğru değil mi peki? Harmoni ya, saygın olur. Doğru. Aynen, değil. Hayvan sevmiyorum. Ama insan sevmeyen hayvan da sevmez. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Ama insan seviyorum. Ama hayvan korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Neden yazdın o zaman? Ama sevmiyorsun, söylüyorsun bunu her seferinde. Bahçe işlerini sevmiyor, doğayı sevmiyor, hayvan sevmiyor. Robotmuşum arkadaşlar. AVM olsun, ver geçsin yani AVM. Yok AVM'de yazmayız. En çok öğrenmeyi istediğimiz dil. Evet canlarım canım arkadaşlar. Ne kadar seviyorum, ne kadar iyi tanıyorum çubuğumu. Evet, 3, 2, 1. Nerede konuşuluyor bu dil? Bilmiyorum bile. İlk defa duyuyorum lehçeni demek ya. Fin olacaktı bu, fin. Fin. Lehçe mi? Lehçe. Fince. Nerede konuşuyorsun? Lehey ya da mı konuşuyor? Lehey ya da mı konuşuluyor? Lehey diye konuşuluyor. Fince ne alaka? Fince. Ne bileyim belki istersin. Yani yeni diller açıksın ya bu sece. Ama benimki doğru. Seninki doğru değil mi? Fransızca. İstiyorsun. Bonjour. Je sais vous savez. Ooo öğrenmiş bile. Hayır hacı bu kadar. Lehçe ve fince. Soru ve cevaplar bana. Doğru. Soru sor. Hi, how are you? Fine thanks. Hi fine thanks. Hayır unutmayalım. Hi fine thanks. En sevdiğin oyuncak markası. Bu sefer markaya geçtik. Wow çok zor gül abladık ya. Oh. Geçelim mi soruyor? Çok zor. Ben karar veremiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. No. Yok sen lol kırıcısı o kadar olmuyor. Eleştiriyorum bu seçim. Sahteleri, çakmaları falan da falan. Hiç sen Barbie'nin çakmasıyla birebir orijinal olduğunu gördün mü? Hiç görmedim. Barbie'nin bir sürü çakması. Tabii ki Barbie. İsmin başka bir şey olsaydı ne olmasını isterdin? Kendi ismini. Ben iyi tanıyorum çocuğumu. Çok hızlıyım arkadaşlar. Çok da güzel yazdım arkadaşlar. 3, 2, 1. Ben ismi öyle olsun istermişim. Şule ne ya? Son sorumuzla karşınızdayız. Türkiye dışında bir ülkede yaşamak isteseydin nerede isterdin? Yani ben nerede isterdim sen bunu yazıyorsun. Ha kendi isteğini yazamaz mıyım ya? Son sorudayız arkadaşlar. Son sorudayız. İşte arkadaşlar. Ben de bunu diyorum. 3, 2, 1. Anne son zamanlarda Finlandiya'yı ağzından uçurmuyorsun. Ne yapabilirim? Doğru. Ama ben kesinlikle doğru yani 100 puan hatta 100 puanında yüzü yıldızlar bildik, Amerika. Bildik Amerika. Doğru Amerika'da Amerika. Evet. Gül abla seninki doğru mu? Seninki doğru mu? Macera da doğru. Neden Gül abla Finlandiya'da yaşamak istiyorsun? Macera dolu Finlandiya. Evet canlarımız canım arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Çünkü çekilişimiz devam ediyor. Yarın açıklanacak arkadaşlar lütfen. Çekilişimize sizlerle katılın. Gül abla. Bu birbirini tanıyor muyuz sorusu değil bir bilgi sorusu. Bu akşam. Cuma. Yarın akşam. Cumartesi. Cumartesi akşamı saat 6'da sonuçlanacak 60 adet LOL bebek çekilişimizin katılım şartlarında açıklamalardaki 10 videodan kaç tanesini yazmamız gerekiyor? Evet harika. Gel. 3, 2, 1. 4 adet video paylaşacağız. Bunların en az 3 tanesini izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet yanlış bir kere. Sadece 3 yazman yeterliydi. Sen şuradan kaybettin. 4 video değil açıklamalar bölümünde tam 10 farklı video var. Ne güzel seçme şansımız olacak. Evet. 10 videodan istediğimi seçip izleyebilirim. Evet arkadaşlar. 3 tanesini izleyip
açıklamalar bölümüne de yorumlarımı yapıp çekilişe katılma kazanıyorum. Hatta hediyelerimiz burada. 60 tane LOL bebek arkadaşlar. Lütfen bir önceki videoyu izleyerek çekilişe katılım koşullarını öğrenin ve katılın. Şimdi hoşçakalın canlarım. Oyun oynayın çocuklar.